Bugün Pendik'e gelmişken Mercedes S124 sekme McLaren olmaz. Yurt dışı havası var yani. Bir hayalimdi, hep yurt dışı işi olacak diye düşündüm. Selamünaleyküm herkese. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Pendik'e gelmişken Mercedes S124 sekme McLaren olmaz. Araç sahibi şu anda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Sen nasılsın? Çok şükürler olsun. Bu arada çok teşekkür ediyorum bize böyle güzel bir yer bulduğun için. Rica ederim. Ne demek? Her zaman. Şimdi sekime geçmeden önce sizleri bir tanımak isteriz. Tabii. Adım soyadım Bayram Köksal. Evliyim. Arabaları seviyorum. İşim, mesleğim teknik servisim ben. Beyaz eşya, kombi, klima, sanayi makineleri. Bu işlerle uğraşıyorum. Vakit buldukça da arabalarla. Hobi olarak da. Aynen öyle, hobi olarak da. Bunları yapıyorum. Yani hoşuma gidiyor. Peki seni sorayım. Neden Mercedes, neden vagon? Şimdi eskiden beri bir hayalim vardı. Böyle Almancı işi. Hep düşünüyordum. Nasip oldu. Allah nasip etti. Aldık. Öyle uğraşıyoruz işte. Bir şeyler yapmaya, katmaya çalıştık. Çok şükür bugünlerimize. Allah herkese dahilerini nasip etsin amin. İnşallah. Ama çok güzel de yapmışsınız. Allah gözden, nazardan, kazadan, beladan korusun. Amin. Allah razı olsun kardeşim. Şimdi söyle söyleyeyim. Ne fazla abartı ne az bir şey. Tam yerinden bir modifiye yapmışsınız diyeyim. Şimdi benim gözümden her şeyin bir olması gerektiği gibi bir şey vardır. Yani bu araçta benim gözümde olması gereken her şey yapıldı. Yani ufak tefek tabii ki detayları, eksikleri vardır. İzleyen arkadaşlar da belki söyler keşke şunu da yapsaydı diye ama benim gözümden şu an tam olması gerektiği gibi. Tabii ki ben de bir şeyler katacağım inşallah nasip olursa. Tabii her şey bir anda olmuyor. Sonuçta maddi, manevi bir şekilde bir engeller, bir sıkıntılar oluyor. Muhakkak. Biz de zaman buldukça, imkanımızı el verdikçe bir şeyler daha yapmaya çalışacağız. Ama güzel i̇nşallah. Olmamız. Biraz da araba hakkında bilgi öğrensek. Araç 92 model, 2012 gümrük girişli. Mercedes S124 modeli. Kilometre olarak 370 bin de bu araç. Paket olarak bunlarda mesela araç AMG görünümü şu anda. Gen 1 görünümünde. Ama orijinal görünümü bu değil. Ben tamponları, maşberleri komple değiştirdim. Aracın gövde rengi haricinde pako renklerini değiştirdim. Kendi beğendiğim bir renk kodunda yaptırdım. Yani bu şekilde. Güzel de oldu. Aynen, şöyle baktığın güzel zaman de güzel de oldu diyorum. Yurt dışı havası var yani. Dediğim gibi bir hayalimdi. Hep arabayı alır almaz diyordum ki bu arabanın arkasına bir Almanca yazısını yazacağım. Port bagajını koyacağım. Yapılması gereken tam yurt dışı işi olacak diye düşündüm. Öyle oldu. Zaten arkada da yazıda da görünüyor. Aynen. Almanca diye. Yani bir hayaldi, onu gerçekleştirdim. Allah nasip etti. Aracın soğuk işlemleri bitti. Söyle baktığında en çok hoşuna giden ne oldu aracın üstünde? Araçta yaptığım en çok hoşuma giden şey yani gövde rengi beyazla pako ve tamponların rengi green uyumu çok hoşuma gitti. Sonrasında detay olarak buz mavi far ampulleri, sis ampulleri bunlar hoşuma gidiyor. Çünkü öncesinde aldığımda limon sarı sisler, deli mavi farlar vardı. Sis zaten yoktu arabanın orijinal tamponunda. Ben ekledim tamamen sonradan. Port bagaj ve camdaki hayvan korkulu diye geçiyor yurt dışında. Hayvan korkulu ızgaranın üzerine duruşu, uyumu. En çok hoşuma giden noktaları bunlar. Doğrudur. Port bagaj çok hoşuma gitti. Çünkü o olmadı mı bir eksiklik oluyor sanki arabanın üstünde. O olmadığı zaman araba yurt dışı işinden çıkıyor. Aynen. Yani tek bir parça olmasına rağmen birçok şey katıyor arabaya. Aynen. Görünüşü aynı o tarz yurt dışı oluyor işte. Evet. Port bagaj dediğim gibi çok güzel bir detay bu arabada. Beğeniyorum. Sökmeyi de düşünmüyorum zaten. Söksem de farklı bir modelini koyarım yani. O olmazsa olmaz benim için. Muhabbetimize burada bir ara verelim. Aracın dışını inceleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabii buyur kardeşim bakalım inceleyelim. Söyle istersen ön taraftan başlayalım. Yapılan işlemleri öğrenelim. Tabii ön tarafta görünümüne en büyük etken olan tamponumuz var. Bu Gen 1 AMG tampon. Orijinalde zaten bu tampon yok. Normal düz sissiz bir tamponu vardı. Ben onu beğenmediğim için önce sadece karlık olarak ekledim. Sonra tampona çevirdim. Yani birkaç sefer denemelerini yaptım. Bu hoşuma gitti. Bu şekilde bu kaldı. Far sisleri limon sarısı. Uzun kısalarımız buz mavi. Sisler de buz mavi. Yani hoşuma giden renk bu. Önceden aldığımda deli mavi vardı bunda. Çok hoşuma gitmedi. Görünümünde olsun, yol görüntüsünde olsun. Ben
buz maviyi tercih ediyorum. Beyazdan da daha güzel duruyor. Arabaya da yakışıyor. Araba beyaz olduğu için zaten üzerine daha güzel duruyor. Aynen, çok güzel duruyor. Yani o şekilde. Panjur'da mesela şu an yuvarlak Touring Wagon logosu var, Türk bayrağımız. Önceden kareydi. Onun görüntüsü biraz daha kötüydü. Yuvarlak daha güzel duruyor. Şimdi o duracak, bir tarafa da Osmanlı arması koyacağım. Öyle bir aynen, güzellik katacağım güzel ona. Beğeniyorum yani. Yan tarafa geçelim. Tabii. Şöyle gelelim bu tarafa. Şöyle jant konusuna gelmek istiyorum. Aldığınızda üstünde vardı değil mi? Aldığımda evet vardı. Ama jantlar artık çok kötü vaziyetteydi. Yamuktu, işte balans konusunda falan sıkıntılar yaşıyorduk yolda giderken. 70'i geçtiğimizde bile arabayla sıkıntı yaşamaya başladık. Direksiyonu tutamıyorduk. Onları komple yaptırdım ben. Jantların görüntüsü güzel çünkü değiştirmeyi düşünmedim. Lastik ebatlarıyla oynadım. Lastik ebatları kalındı ve istediğim şekilde değildi. Bitikti biraz da. Ben onları komple ön arka olarak değiştirdim. Önler 8.5 offset, arkalar 9.5. 215, 35, 18 lastik var önlerde. Arkalarda da 235, 40, 18 lastik var. Biraz daha yük sisteminden dolayı ağır olduğu için bir de 35 yanak kollamak biraz zor. Muhakkak. O yüzden 40 yanak lastik kullandım arkada. Şu an için problemi yok ama jantları dediğim gibi değiştirmek istiyorum, düşünüyorum yani. Ama kafamda bir model yok. İstediğim modellerde büyük olmuyor. Öyle o şekilde. Hayırlısı jantlarımızda. Diyelim. Bu arada çamurluk olayını da söyleyelim, muhakkak yazan olacak onu da. Şimdi çamurluk konusunda arabaya ilk bakanlar dikkat ediyor sol tarafta, sağ tarafta. Arabayı biz biraz basık kullanmayı sevdiğimiz için lastikler sürekli çamurluğu yakalıyor. O yüzden ufak tefek sürtmeler oldu orada, boya atıkları. Onları yaptırmıyorum, onu nazarlık olarak bırakıyorum orada. Yaptırsam da huyumu biliyorum çünkü arabayla basık geziyorum. Direksiyon manevrasında açısı biraz daha fazla olduğu için çamurluğu ezme yapıyor. Ben bu şekilde bıraktım. Yani görüntüsü normal, sadece boya atığı var. Hiçbir zararı da yok bana. Aynen. O da nazarlık olarak kalsın o da. O zaman şöyle yan tarafa geçelim. Öncelikle zam filmini sormak istiyorum. Mavi tercih etmişsiniz. Neden? Şimdi Mercedes'lerin bir yeni modellerinde falan arabaya baktığın zaman dışarıdan komple mavi duruyor. Bir de beyazın üzerinde mavi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunu aldım, ben koyu yeşil aynalı film vardı. Hiç hoşuma gitmiyordu. Söktürdüm komple. Mercedes'in 057 tonunda filmini getirttirdik. Bunu uygulattırdım filmci arkadaşımıza. Mesela Maşbiel bu araçta yoktu. Normal oval Maşbiel'i vardı, orijinal plastik. Ben onu değiştirdim. Yine aynı şekilde tampona takım olsun diye Gen1 Maşbiel koydum. Çok güzel. AMG görünümü katmak için. Hem arabanın oturduğu biraz daha belli oluyor, hem görsel olarak daha iyi duruyor. Paco renklerimi değiştirdim. Ağzımda komple çizikli boya atıkları vardı. Komple söktüm, soydum ben komple. Tamponları hepsini boyacı arkadaşımıza götürdüm, boyattırdım. Renk tonu bu değil. Daha açık, hatta bayağı bir açık griydi, beyaza yakındı. Ben bu rengi seçtim, bu rengi yaptırdım. Beyaza da uyum sağladığını düşünüyorum. Aynen, çok güzel uyum sağlamış. Evet. İstersen söyle, arka tarafa geçelim. Tabii. Arkadaki yapılan işlemleri de öğreneyim senden. Şimdi arkada yapılan işlem, araçta çekidemiri zaten Rusya'da işte. Orijinal çekidemiri var. Hayalim olan bu arabayı aldıktan sonra arkasına Almancasını yazmaktı. Ben bunu arabaya alır almaz yazdırdım. D amblemi benim için olmazsa olmaz. Daha büyüğü vardı ama çok kaba durduğu için ben onu küçülttüm. Küçük bir şey yaptım orada. Hem biraz daha kibar duruyor. Kaba da değil. Arka camdaki Haşimoğlu yazısı, babamı ben 8 yaşında kaybettim. Aldığım ve bindiğim her arabalarda olacak bu. Yani bugün bu arabaya biniyorum. Yarın Ferrari'ye binsem bile o yazı o arabanın arka camında yazacak. Yazarım yani. Bindiğim bütün arabalarda olur o. Bir de arka camdakileri de söyleyelim detayı. Yan camlarda, arka kapı camlarında ızgara var. Onlar Almanya'da, yurt dışında. Hatta Türkiye'de de kullanılıyor, sık sık görüntü olarak koyuyorlar. Bir de Tofaş'larda görüyorum onu. Tofaş'larda da var evet. Yani uyan arabaların hepsine takılıyor. Güzel görünüm katıyor. Arabadan arabaya yakışan var, yakışmayan var. Tabii herkesin kendi zevki. Tabii ama ben gerçekten yakıştığını düşünüyorum bu arabada. Tabii şimdi kış geldi, mecburen söküyoruz ama görüntü olarak öyle güneş gördüğümüzde, havada yağmur olmadığında takıyoruz. Fırsat buldukça üzerine duruyor yani. Güzel bir detay olmuş. Biraz da egzoz konusunda bilgi öğrensem. Araçta egzoz sistemi iptal. Yani sadece düz boru var arabada. Çapraz görünüm kattım ben burada bir. İstediğim egzoz kafası bu değildi. Ama fırsat olmadı, getirtiremedim. Ama istediğim şekilde olmasa da aldığım ses hoşuma gidiyor benim. Çok abartı da değil. Çevirmelerde falan illa sıkıntı yaşıyoruz ama bu da bunun bedeli olsun, ne diyeyim yani. O şekilde. O zaman şöyle bir ufak da ses alalım. Tabii.
Peki prosesi bitti mi yoksa istemleri tekrar gelecek mi aradın? Şimdi aracın görünüm olarak birçok projesi bitti. Yani kafamda şunu yapsaydım dediğim bir şey yok. Ses sistemi olarak biraz daha bir şeyler eklemeyi düşünüyorum. Yapacağım Allah izin verirse. Sonrasında jantları değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü artık sıkılmaya başladım. Aldığımda bu jantlar vardı üzerinde. Ben sadece lastik ebatlarıyla oynadım. Araba biraz daha görsel olarak bir şeyler katsın diye. Bir de çamurlukları çok fazla yakalıyordu araba. Offsetten dolayı. Onları değiştirdim. Ama jantları değiştireceğim ileride. Allah izin verirse bakalım. Peki bu hale gelmesi ne kadar tuttu? Şimdi maliyet olarak bu arabayı ben hep böyle eş, dost, işte akrabaydı. Bunlar yaptı. Yani çevremin çok büyük emeği var bunda. Sevdiğim abilerim, kardeşlerim. Yani benim yaptırdığım para piyasanın tabii ki altında yani. Tabii altında. Ama benim cebimden çıkan para bir 15-20 bin lirayı buldu. Dur. Ama tabii piyasada bu değerler, ses sistemiydi, işte lastikli, tamponlardı falan derken bunlar ne kadar tutar bilmiyorum. Ortalama iki katını bulur ama. Muhakkak tabii ki. Şu anda piyasa yüksek, her şey de pahalı. Tabii sonuçta bu arabanın mesela tamponu boyanacak. Ben bu tamponu söküyorum, kendim takıyorum. Boyasını kendim yaptırıyorum götürüp. Yani işçilik olarak kendim biraz daha ağırlık veriyorum arabanın üzerine. Bu yüzden de biraz karım oluyor. Peki bunların stokları ne kadar? Şimdi bu arabanın stokları 60-70 bin lira civarında. Tabii arabanın temizliğine göre değişiyor. Tabii. 150 bin lira isteyen de var. Ama her malın bir ederi değeri vardır. Herkesin malı kendine güzeldir tabii ki. Yani benim gözümde de bunun değeri öyle tabii ki 60-70 bin liralar değil. O paraları zaten bu arabaya ben vermem de. O paraları da zaten alamam da. Arabanın piyasası biraz karışık yani. Aynen. Model düşük. Hani diyorlar ki bazen bu arabaya para verilir mi? Yani verilmeyebilir. Herkesin gözünden farklıdır bu. Ya zevk meselesi. Herkesin tabii ki. Zevkleri bu yönde farklı oluyor. Tabii ki. Şimdi aracın dışı da içi de çok güzel olmuş. Peki motorunda herhangi bir işlem oynama yaptın mı? Şimdi motorunda herhangi bir işlem yok. Araç stok. Çünkü gerek duymadım. 2300 cc bu arada araç. 230T diye geçiyor zaten. Satmazsam eğer, yani bende kalırsa tabii ki bir şeyler düşünüyorum. Turbo olur vesaire. O tarz şeyler düşünüyorum. Nasip olursa onu da yaparım ileride. Hayırlısı diyelim. İnşallah. O zaman biraz da Air hakkında bilgi öğrensem senden. Tabii. Aldığın zaman var mıydı üstünde? Aldığım zaman üzerinde vardı. Bu araçta önceden beri Air eski sahipleri yapmışlar zaten. Ama ben aldığımda hoşuma gitmiyordu. Çünkü tanklar sürekli pas yapıyordu. Demir tanklar vardı. Araç ön arka bağımsızdı. Bu yüzden virajlarda falan sürekli yatma yapıyordu. Araba ağır olduğu için. Ben bunu 4 bağımsız çevirdim. Kompresör olsun, tank olsun, valfler olsun, hortumlar olsun. Bunları komple A'dan Z'ye, körükleri dahil olmak üzere komple ben yeniden yaptırdım. Çoğu yerini AirG yaptı. Ufak tefek aksamlarını ben el atmaya çalıştım. Elimden geldiğince. Yani şu an bir sıkıntı yok araçta Air konusunda. Gayet güzel kullanıyorum. İnşallah bundan sonra da olmaz. İnşallah. Son olarak ses sistemi hakkında bilgi öğrenmek istiyorum. Artı aldığında var mıydı? Hayır, aldığımda hiçbir şey yoktu aracın üzerine. Sadece bir teyp ve orijinal yerlerindeki küçük hoparlörler vardı. Yani tatmin edici değildi. Ben komple ses sevdiğim için kendime yetecek şekilde bu şekilde bir sistem uyguladım. Peki ne cihazlar var, onları da öğrensem? Cihazlarımızın markasının çoğu Forex. Yani kalite olarak çok kaliteli bir şey olmayabilir. Ama benim hoşuma gidiyor. Güzel de ses alıyorum. Yani serilerinin iyileri kullandıklarım. 4 adet amfi var araçta. Pioneer 3 amfi çıktı teybimiz var. Önlerde direklerde Forex 8 santim tweeter, 13 santim midrange'imiz var. Arkada cam hizasında 8 adet 2001 serisi Forex 20 santim midrange'lerimiz var. Ortalarında 4 tane Clifford'un tizleri var 10 santim. Bagaj kapağında da 25 santim Forex slim midrange'leri var. Akustik bir takım tweeter'ımız var orada. Bas 40 santim. Türkiye'de görmedim hiç. Zonkalar araştırdım bulamadım da. Bu yurt dışından bize sevdiğiniz bir abiden hediye olarak geldi. Amfisiyle beraber. Yani bu cihazdan aynısını Türkiye'de ben bulamadım. 30 santimine denk geldim ama 40 santimine hiçbir şekilde denk gelmedim. Yani Türkiye'de bende bir tek bende var diyemem. Çünkü görmediğim için yalan olmasın. Peki ses sistemi tekrar bir değişim yapmayı düşünüyor mu yoksa bu şekilde kalacak mı? Ses sistemine bir değişik yapmayı düşünüyorum. Cihazları
biraz daha üst seviye cihazlar koymayı düşünüyorum. Bagaj kabağını iptal edip sadece bagaja yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü bagaj kapağı kendisi normalde ağır zaten. Bir de ses sistemi cihazlar derken açması kapatması biraz zor oluyor. Bir de bagaja hiçbir şey koyamıyorum şu anda. Bir düzenleme yapacağım. Ama tabii LPG tankı olduğu için basın arka kısmında bir şey yapamadım ama biraz daha kibar bir LPG tankı koyup bir düzenleme yapmayı düşünüyorum. Cihazlar konusunda olsun, yerleşim konusunda olsun, görünüm konusunda böyle bir değişiklikler yapmayı düşünüyorum. Söyle bir ufak da ses alsak senden. Tabii ki. Çekimimizin sonuna geldik. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek kardeşim? Herkese sorduğum bir soru var. Sizlere de sormak istiyorum. Buradan selam göndermek istediğim varsa onu da öğrenelim. Buradan selam göndermek istediğim önce eşim Özden. Sürekli yanımda olan, desteği olan. Eşime selam yolluyorum. Sonrasında arkamda hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen ailem. Onlar zaten olmazsa olmazım. Aynen. Onlara çok selam iletiyorum buradan. Seviyorum yani onları. Onlara selam yolluyorum buradan. Tekrar her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırdığınız için. Rica ederim demek. Elimizden geldiği kadar dediğim gibi sizlere farklı ve de güzel araçlar bulup göstermeye çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Sizlerden sadece isteğimiz. Videoyu beğenmişseniz beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizlerin beğenmesi, yorumu, abone olması bizlere destek olarak geliyor. O yüzden desteğinizi hiçbir zaman bizlerden esirgemeyin. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum.